Selamlar herkese. Bu sorumuzda yüksüz cam çubuk ile yüksüz ipek kumaş şekil 1'deki bir gibi birbirine sürtülüyor deniyor. Sonra cam çubuk şekil 2'deki gibi pozitif yüklü elektroskobun topuzuna dokunduruluyormuş. Buna göre elektroskobun yaprakların arasındaki açıyla ilgili yargılarından hangileri doğru olabilir şeklinde bir soruyla karşılaştık. Değerli arkadaşlar hemen şekil 1'e dikkat edelim. Burada Cam çubuk ile ipek kumaşı birbirine sürtülüyoruz, dolayısıyla sürtünme ile elektriklenme koşulları gereğince Cam çubuğun pozitif ipek kumaşın ise negatif yükleneceğini biliyoruz ve Pozitif yüklenen bu cam çubuk şekil 2 de Yine pozitif yüklü elektroskopun topuzuna dokunduruluyor ve burada Etki ile elektriklenme Söz konusu olacak derken Hemen yan tarafta söz meclisten tamamen dışarı bir horozlanan kardeşimiz var ve bize diyor ki hocam iyi güzel de burada dokunduruluyor dediniz ama sonra anlatırken etkiyle elektriklenme gerçekleşecek dediniz diyor. Evet burada dokunmayla elektriklenme gerçekleşmemesinin gerçekleşememesinin sebebi buradaki cam çubuğun yalıtkan bir cisim olması. Dolayısıyla yalıtkan bir cisim olması sebebiyle siz her ne kadar dokundursanız bile cisimler arasında yük transferi, yük alışverişi gerçekleşemeyecek. Dolayısıyla pozitif yüklü bir cismi yaklaştırmış gibi düşüneceğiz. Öyleyse pozitif yüklü elektroskoba pozitif yüklü bir cismi yaklaştırdığınız zaman pozitif yüklü cisim topuza bir miktar daha elektron, negatif yük çeker. Dolayısıyla yukarı elektronlar gittiği için Yapraklardaki pozitif yük fazlalığı ilk duruma göre artış gösterecektir. İlk duruma göre artış göstermesinin sonucunda da ilk duruma göre yapraklar biraz daha açılacak. Öyleyse yapraklar arasındaki açının artacağını ifade ederiz ve sorumuzun doğru cevabı Adana'da olacaktır. Merhabalar değerli arkadaşım. Bu sorumuzda pozitif yüklü iletken X küresi nötr içi boş iletken K küresinin içindeki A noktasına şekil 1'de gibi dokunduruluyormuş. Pozitif yüklü iletken Y küresi nötr içi boş L küresini şekil 2'de gibi birbirine bağlayan B anahtarı kapatılıyor. İletken Z küresi ile nötr içi boş iletken M küresini şekil 3'te gibi birbirine bağlayan C anahtarı kapatılıyormuş. Yani kısaca X küresini A noktasına dokundurduk ve Şekil 2 ve 3'teki B ve C anahtarlarını kapattık. Okey. Buna göre X, Y, Z kürelerinden hangileri nötrleşir diye soruluyor. Şimdi hemen değerlendirmelerimize geçmeden önce temel bir bilgiyi hatırlatalım. İletken bir cisim eğer yüklenmişse bu yük fazlalığı iletken hacmin her zaman en dış kısmında toplanıyor. İç bölgede iç hacim içerisinde yük fazlalığı bulunmuyor. Bunun temelini mesela negatif yüklü bir küre düşünürseniz bu küre içerisindeki negatif yük fazlalıkları birbirlerini ittikleri için birbirlerinden e, olabildiğince en uzak konumlarda bulunmaya çalışıyorlar ve böylece iç kısımda yük fazlalığı bulunmuyor. Öyleyse bu temel mantık çerçevesinde hareket edersek şunları söyleyebiliriz. Bakın X küresini A noktasına dokundurdunuz. Dokundurulma durumunda bu iki iletkeni tek bir iletken gibi düşünün. Tek bir iletken gibi düşündüğünüz zaman o iletkenin de tek bir iletken gibi düşündüğünüz yapının da en dış kısmına bakın. Bakın en dış kısmını şöyle işaretliyorum. İşte sevgili arkadaşlar buradaki pozitif yük x'in başlangıçta taşımış olduğu pozitif yük buradaki dış kısımda toplanacaktır. Dolayısıyla içeri dokundurduğumuz cisim nötrlenecektir çünkü pozitif yükler kaçabilecekleri daha büyük bir hacim buluyor ve o kısımlara, o konumlara kaçıyorlar. Güzel. Şimdi gelelim ikinci yapıya. İkinci yapıda B anahtarını kapattığınız zaman kapatmak anahtarı kapatmakla dokundurmak arasında bir e, o anlamda fark yok ve dolayısıyla en dış kısmı yine işaretledik. Bu en dış kısma kaçacaklar. Dolayısıyla bu anahtarı kapattığımız zaman içerideki Y küresinin de nötrleneceğini söyleyebiliriz. Evet. Şimdi X ve Y nötrlendi. Gelelim Z'ye. Z'de bakın bu kez cisim içi boş iletken kürenin dış kısmında. Dolayısıyla sisteme yine tek bir iletken gibi baktığınız zaman bu iletkenin en dış kısımları bakın M'nin dış kısmı aynı zamanda buraya Z'nin de dış kısmı dahil. Öyleyse hem M'de hem de Z'de yük fazlalığı bulunacak ve bu yük fazlalıkları bu küreler arasında sıraları oranında dağılacak ve dolayısıyla Z'nin burada nötrlenmeyeceğini söyleyebiliriz. Öyleyse nötrlenen cisimlerimiz X ve Y ve sorunun doğru cevabı Bursa'dır. Merhabalar, yalıtkan ayaklar üzerinde bulunan KLM nötr iletken cisimlerinin yanına negatif yüklü x küresi şekildeki bir yaklaştırılıyor. Sonra sırasıyla aşağıdaki işlemler gerçekleştiriliyor denmiş. Bakın hemen birinci işlemimizi okuyalım. Yalıtkan sapından tutularak L, M'den ayrılıyor. Hemen bunun üzerinde çalışmaya başlayalım. Değerli arkadaşım öncelikle bakın yaklaştırmış olduğunuz cisim negatif yüklü ve L üzerinde kendi yakın kısımdaki negatif yükleri tabii ki uca, uzak uca doğru itecek ve dolayısıyla bu M'nin bu köşesinin negatif yükleneceğini L'nin ise X cismine yakın bölgesinin Giden eksi yükler, elektronlar neticesinde pozitif yük fazlalığına sahip olacağını söyleyebiliriz. Bakın, bu şekilde yükler ayrışmışken, siz L ve M birbirinden ayırırsanız, L'de pozitif yükler, M'de ise negatif yükler kalacak. Böylece L ve M'nin yük işaretlerini belirlemiş olduk, artı ve eksi olarak. Gelelim şimdi K'ya. Yine X cismi, negatif yüklü X cismi sayesinde K'nın X'e yakın kısmındaki negatif yükler bakın uca uzak uca doğru itiliyor. Yakın kısımda ise pozitif yük fazlalığı tabii ki kalıyor. Ve hemen bunun akabinde ne yapıyoruz? S anahtarını kapatıyoruz. S anahtarını kapattığımız zaman bakın neler oluyordu. Şimdi yaklaştırmış olduğunuz cisme yakın tarafta bulunan cisimlere ben Sahipli yükler diyorum. Sahipli yükler bakın bunlar x ile direkt etkileşim halinde. Ancak uzak kısımda bulunan yükler sahipsiz, kimsesiz. Yani gariban yükler ve doğanın kanunu var. Olan her zaman ne olur? Gariban olur. Peki siz seyah anahtarını kapattığınız zaman öyleyse nötrleşen burada kim olacaktır? Garibanlar yani negatifler nötrleşecek. Öyleyse bundan sonra tekrar nötrleştirdikten sonra anahtarı açtığınızda kanında kalan pozitif yük fazlalığına sahip olacağını söyleyebiliriz. Öyleyse K artı L artı M eksi artı artı eksiyi arıyoruz ve onu da Bursa şıkkında görüyoruz. Selamlar. Şekil 1'de K küresi pozitif, L küresi negatif, M ise nötr olup M küresini toprağa bağlayan teldeki A anahtarı açıktır denmiş. M küresinin şekil 2'deki gibi pozitif yüklenmesi için işlemleri hangi sırayla yapılmalıdır diye soruluyor. Evet M'nin pozitif yüklenmesi için ne yapmalıyız? Ne yapmalıyız? Ne yapmalıyız? Belki bir yöntem aklıma geldi sanırım. Bakın burada K sistem kanatları değil de K küresini sistemden uzaklaştıralım. Sen git oradan. Evet kaldı elimizde L L ile M etki etkileşim durumunda. Dolayısıyla L kendi yakın taraftaki eksileri itiyor. Eksiler gitti. Giden eksi kadar burada L yakın bölgede pozitif yük fazlalığı meydana geliyor. Ve böylece yük ayrışmasını sağladık. Yani yapacağımız ilk işlem sistemde K'yı uzaklaştırmak oldu. Biri yaptık. Etki etkileşim meydana geldiğini gördük. Sonra ikinci işlemimiz anahtarının kapatılması olmalı. A anahtarını kapattığımız zaman ne olacak? Bakın topraklama durumu söz konusu olacak. M küresi topraklanacak ama tamamen yükü nötrlenir mi? Hayır bakın eksiyle direkt etkileşim halindeki pozitif yükler kalacak. Uzakta olanlar, garibanlar nötrlenecek. Evet bunlar ne yaptı? Nötrlendi, toprağa geçer. Güzel. Peki şimdi artık sistemde L ile M arasında etkiyle elektriklenme sonucunda çekilen pozitif yük fazlalığı var. Sonra ne yapacağız? Anahtarı nötrleme işlemini gerçekleştirdik. Tekrar açacağız. Toprak bağlantısı sona erecek. Ve sonra son adım olarak L küresini sistemden uzaklaştıralım. Git L, git. Evet L de gitti. Peki bu durumda ne olur? Bakın etkiyle elektriklenme ile çekilen Pozitif yükler bu sefer etkili elektriklenme sona erdiği için tüm hacme M'nin dış kısmına yayılır. Evet yüklü bir iletkenin içinde yük fazlalığı bulunmayacağını biliyoruz ve burada dış kısımda toplanacağına göre şekil 2'deki görünümü elde edebiliriz. Öyleyse sıralamamız neymiş? Birinci işlem 3. 3 başlayacağız. Zaten 3 başlayan tek ifademiz var. O da Adana şıkkı. Selamlar ve sevgiler değerli arkadaşım. Bu sorumuzda yalıtkan zemin üzerinde bulunan bir öğrenci yüklenmiş durumdaki Van de Graaff jeneratörü topuzuna dokunup yük geçişi tamamlanıncaya kadar beklediğinde saçlarının şekilde gibi diken diken olduğu gözleniyor. Bu durumda Van de Graaff jeneratörü ve öğrenciye ait niceliklerinden hangileri kesinlikle birbirine eşittir diye sormuşuz. Hemen başlayalım değerlendirmelerimize. Net yük fazlalığı işaretleri kesinlikle birbirine eşit midir? Ve şuna da dikkat edelim. Tabi bakın şöyle bir ifade geçmişti. Yük geçişi tamamlanıncaya kadar bekledi, beklendiğinde yani sistemde elektriksel anlamda bir denge kurulmuş. Yük geçişi artık sona ermiş. Peki net yük fazlalığı işaretleri kesinlikle dokundurulma sonucunda aynı olmak durumundadır. Çünkü dokunmayla elektriklenmede yük akışı tamamlandığında Cisimlerden biri pozitifse diğerinin de pozitif, biri negatifse diğerinin de negatif, biri nötrse diğerinin de negatif pardon nötr olması gerektiğini söylüyoruz. Dolayısıyla burada cisimlerin net yük fazlalığı işaretleri aynıdır. Birinin pozitif, diğerinin negatif olma şansı var mı Allah aşkına? Yok tabii ki. Evet gelelim. Elektriksel potansiyellere bakalım şimdi de. Elektriksel potansiyeller aynı mıdır? Zaten e, yük transferi, yük geçişi elektriksel potansiyeller eşitleninceye kadar devam ediyor. Bu eşitlik kurulduğu zaman artık yük geçişi de sona eriyor. Dolayısıyla elektriksel potansiyellerinin kesinlikle birbirine eşit olduğunu ifade edebiliriz. Buna da artımızı koyduk. Şimdi 3'e bakalım. Net yük fazlalığı miktarı. Değerli arkadaşlar tabii ki sistemdeki net yük dokundurulan sistemler, iletken hacimler arasında Paylaştırılıyor. Paylaşım sığaya göre yani yük depolama kapasitesine göre gerçekleşiyor. Peki biz bu öğrenciyle Van de Graaff jeneratörünün sığalarının birbirine eşit olup olmadığı hakkında bir fikir sahibi miyiz? Tabii ki değiliz. Öyleyse dokundurulma sonucunda bunların net yük fazlalığı miktarlarının eşit olup olmamasının noktasında aklımızda kocaman bir soru işareti var. Öyleyse bu sorumuzun doğru cevabı değerli arkadaşım 1 ve 2 olacaktır. Selamlar değerli arkadaşlar. Zıt cins yükle yüklü kale elektroskoplarına AB iletken küreleri yaklaştırıldığında şekildeki gibi denge sağlanmaktaymış. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur diye soruluyor. Hemen bakın dikkat edin. Başlangıçta soruda zıt cins yükle yüklü elektroskoplardan bahsedilmiş. Dolayısıyla K'nın burada yük işaretini pozitif olarak seçersek eğer L'nin yük işaretini negatif seçmeliyiz tabii ki. Bunun tam tersi de olabilirdi. Şu anda sorunun çözümü anlamında bunun çok da bir önemi yok. Her ikisi farklı cinsi yükle yüklü. Peki L elektroskobuyla B arasındaki etkileşime baktığınız zaman bunların birbirini elektriksel kuvvetlerle itmiş olduklarını görüyorsunuz. Dolayısıyla ben şunu ifade edelim. Bu bakın F kuvveti F kuvveti birbirini itiyorsa burada aynı cins yükle yüklü olmaları gerekiyor. Dolayısıyla B'nin de negatif yüklü olduğu kesin. Peki gelelim A cismi ile K elektroskobu arasındaki etkileşime. Bakın burada bir çekme etkileşimi gözlüyorum. Dolayısıyla burada karşıma iki tane olasılık çıkıyor. Hemen birinci olasılığa değinelim. Birinci olasılıkta tabi hepimizin bildiğin bir şart zıt cins yükle yüklü cisimler birbirlerini çekerler. K elektroskobunu pozitif seçmiştik. Dolayısıyla burada A cisminin de negatif yüklü olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu olasılıklardan bir tanesi. İkinci bir olasılığımız daha var. İkinci olasılığımız ise şu. Bakın K elektroskobu pozitif yüklü. A cismi ise nötr iletken bir cisim. Nötr iletken bir cisim. Peki Nasıl oluyor da nötr iletken cismi pozitif yüklü bir cisim çekebiliyor? Bakın burada etkiyle elektriklenme sonucunda artı yüklü topuza yakın kısımda eksi yükler çekilecektir. Ve bunun eksi yüklerin geldiği kısımda ise artı yük fazlalığı açığa çıkacaktır. Peki eksi ile artı arasında bakın çekme etkileşimi f eksi diyorum. Artı ile artı arasındaki itme etkileşimine ise f artı diyorum ve burada daha yakında yer aldığı için f eksi f artıdan nedir? Daha büyüktür ve bunun sonucunda nötr iletken cisim k'nın topuzuna doğru çekilmiş olabilir. Evet. Dolayısıyla a ve b küreleri aynı cins yükle yüklüdür noktasında elimizde kocaman bir soru işareti var. Öyleyse geçelim ikiye. K elektroskobunun yaprakları A cismi yaklaştırıldıktan sonra biraz daha açılır. Şimdi bakın A cismi yaklaştırıldıktan sonra dikkat edin. A cismi negatif olsa da nötr olsa da sonuçta bakın eksi yükler daha yakında olduğu için eksi yükle artı yükle elektroskop etkileşimi söz konusu. Dolayısıyla burada eksi yük yaklaştırdığınız zaman topuzdaki eksilerden bir miktarını neye itecek? Yapraklara itecek ve ne kadar ittiğini ne kadar aşağı yük aktarımı meydana geldiğini bilmediğimiz için yapraklar biraz kapanır mı? tamamen mi kapanır yoksa kapanır sonra tekrar açılır mı noktasında soru işaretlerimiz var. Dolayısıyla yaprağın ilk durumda ve ikinci durumdaki aralığın aralarındaki açıklığı bilemiyoruz ve burada da bir soru işaretimiz var. Peki gelelim 3'e. L elektroskopunun yaprakları B cismi yaklaştırıldıktan sonra biraz daha açılır. Bakın Burada dikkat edin. Eksi ile eksi etkileşimi söz konusu. B ile L elektroskobu arasında. Dolayısıyla eksi yüklü B cismi topuzdaki eksilerden bir miktarını tabii ki yaprağa itecek. Yapra, yaprağa eksi negatif yük geldiği için yapraktaki yük yoğunluğu artacak. Bunun sonucunda birbirini daha fazla e, iten yapraklar başlangıç durumuna göre biraz daha fazla açılmış olacaklar. Dolayısıyla bu üçüncü ifadeye de hop bir artı koyduk ve sorumuzun doğru cevabı C aşık olacak. Selamlar değerli arkadaşım. Sana bu soruda yardımcı olacak bu ses Alper Emrak Gümüş'e ait. Sınav sürecinde başarılar diliyorum ve hemen çözüme başlıyorum. Özdeş kale iletken küreleri eşit miktarda ve zıt cinsi yükle yüklü yalıtkan ayak üzerinde bulunan içi boş meyletken küresi ise nötrdür denmiş. Buna göre işlemlerinin hangilerinin sonucunda M cismi nötr olur şeklinde bir soru var karşımızda. Bakalım neler yapabiliriz ama öncelikle bir hatırlatma yapalım. Buradaki küreler eşit miktarda ve zıt cins yük ile yüklü denmiş bize. Hemen birinci maddemize bakalım. Kale iletken küreleri yalıtkan saplarından tutularak aynı anda M'ye dıştan dokunduruluyor. Peki süper biz bunları dıştan aynı anda dokundurursak neler olacak? Bunların yük miktarı birbirine eşit değil miydi? eşitti dokunma esnasında bu üç iletken cismi de tek bir iletken yapı gibi düşündüğüm zaman artı q eksi q eşit miktarda zıt yükle yüklü cisimler birbirini nötrleyecek ve sistem tamamen nötr hale gelecek ve biz m'nin nötr olma koşulunu aradığımıza göre bunu artımızı verip hemen ikinci maddeye uçalım bakalım orada ne diyor k küresi yalıtkan sapından tutularak M'nin dışına dokundurulup çekildikten sonra kardeşim hop gittin bir nolu işlem dıştan dokundurma. L küresi yalıtkan sapından tutularak M'nin içine evet hop getirdik içeri dokundurduk. İki nolu işlem de bu. Peki bu durumda M nötrlenir mi? Peki öncelikle ilk işlemimiz K'yı M'ye dıştan dokundurmaktı. Ve bu dıştan dokundurma koşulu normal bildiğimiz yarıçap oranında paylaşım ve K'nın bakın Yük miktarı artı 2 Q olsun. L'nin yük miktarı da eşit miktarda zıt cinsi yükle yükle dediği için Eksi 2 Q olsun. Peki Artı 2 Q'yu başlangıçta dokundurduğumuz zaman dıştan Aralarında yük paylaşım olacak ama hangi oranda yük paylaşım olacağını tabii ki bilmiyoruz ama kolay düşünelim bakın Eşit miktar pay etsinler Burada K'nın yükü dokundurduktan sonra artı Q M'nin yükü de artı Q olsun diyelim. Sonra L'yi M'yi içten dokundurduk. Peki içten dokundurduğumuz cisim nötrlenmiyor muydu? Tabii ki evet. Dolayısıyla içeri dokundurduğumuz cisim e, yükünü tamamen M'ye verdiği için eksi 2Q yük alan M'nin net yükü son durumda eksi Q olacaktır. Öyleyse değerli arkadaşım burada M'nin e, nötr olma durumundan bahsedemeyeceğimize göre bununla güle güle dedik ve hemen şimdi 3'e bakalım. K küresi yalıtkan ayağından tutularak M'nin içine dokundurulup çekildikten sonra K küresi yalıtkan sapından tutularak M'nin dışına dokunduruluyor deniyor. Peki bu koşulu şimdi inceleyelim. Bakın K küresi M'nin içine dokunduruluyor öncelikle. Birinci koşul bu bu sefer. Sonra L M'nin dışına dokunduruluyor. Bu da iki nolu durum. Peki İçeri dokundurduğumuz cisim yük miktarının tamamını dıştakine vermiyor muydu? Tabii ki evet. Bakın yine başlangıç şartımız burası artı 2Q burası eksi 2Q olsun. İçeri dokundurduğumuz nötrlendi. M'nin yükü artı 2Q oldu. Evet kanun yükünün tamamını aldı. Peki L'yi M'ye ikinci aşamada dokundurduğumuz zaman... Aralarında bakın yük paylaşımı net yük paylaşımı olacak. Ancak net yük yok ki bakın m'nin yükü artı 2 q, l'nin yükü eksi 2 q. Ne oluyor? Nötrleniyor. Nötrlendiği için m'nin de yükü nötr olacak. Öyleyse değerli kardeşim sorumuzun doğru cevabı denizli şıkkında. Selamlar değerli arkadaşlar. Bu sorumuzda yalıtkan ayaklar üzerine yerleştirilmiş birbirine temas eden kahverengi iletken kürelerin yarıçapları R ve 2R verilmiş ve K'nın yükü artı Q kadardır deniyor. Anahtar kapatıldığında elektroskopun yaprakları bakın önce kapanıp sonra tekrar açılmaktaymış. Yani buradan çıkaracağım anlam ne? elektroskobun yük işareti değişmiş güzel buna göre anahtar kapatılmadan önce elektroskobun yükü kaç Q olabilir şeklinde bir soruyla karşılaştık Peki neler yapabiliriz hemen çözüme başlayalım burada K'nın ve L'nin yarıçapları çapları R ve 2R verilmişti Ayrıca K'nın yükü artı Q deniyordu ve yarı çapları burada yük paylaşımı söz konusu olacağı için L'nin yükünün de başlangıçta artı 2Q olacağını söyleyebiliriz sonra sonra anahtarı kapatıyoruz Güzel ve elektroskopun bu durumda yük işareti değişiyor. Neden değişti? Artı 3 Q'luk yük ile temas hane geldiği için geçti. Demek ki burada yük işareti değişiyorsa demek ki başlangıçta elektroskopun yük işaretinin negatif olacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla zaten sırf buradan A ve B şıklarına güle güle dedik devam. Şimdi değerli arkadaşlar burada yük miktarını nasıl değiştirecek elektroskop bunu sağlayan yük miktarı ne olabilir hemen onun üzerinde tartışalım. Bakın başlangıçta eksi 3 q olsa kürelerin toplam yükü de artı 3 q dolayısıyla burada sistem nötrlenir tamamen kapanır durumu söz konusu olurdu. Dolayısıyla bunun da olmayacağını söylüyoruz. Eksi 5 q olsaydı eksi 5 q artı 3 q eksi 2 qluk bir net yük fazlalığı var. Ve sistemde bunun sonucunda elektroskobun yük işareti değişmez. Sadece yük miktarı azalır ve elektroskobun yaprakları biraz kapanacaktır. Öyleyse Edirne'nin de olmayacağını söyleyebiliyoruz. Ceyhan'a bakalım. Eksi Q yükü olduğu durumda artı 3 Q yükü tabii ki baskın gelecek. Ve sistemde oluşan pozitif net yük fazlalığı bu her iki... Elektroskop ve küreler arasında dağılacak elektroskopun yük işareti bu şekilde değişebilir. Cevabımız C. Merhabalar. Bu sorumuzda yargılanan hangileri kesinlikle doğrudur diye soruluyor. Hemen bir'e bakalım. Sürtünmeyle elektriklenebilen nötr kale küresel cisimlerin yarıçapları R ve 2R olarak verilmiş bizlere. K-L cisimleri sürtünme sonucunda yarı çapları oranında yüklenir diye ifade edilmiş. Bakalım öyle mi olacak? Bakın buradaki cisimlerimizin yarı çapları K ve L cisimlerinin yarı çapları R ve 2R. Bunları birbirine biz sürtüyoruz. Sürtünme ile elektriklenme sonucunda şu ilkeyi biliyoruz. Cisimlerde de başlangıçta tabi nötr onu da hatırlatıyorum. Cisimlerden birinden elektron koparılıyor. Diğer cisme aktarılıyor. Dolayısıyla koparılan elektron miktarı kadar bir tanesi negatif, diğeri ise pozitif yüklenecektir. Öyleyse değerli arkadaşım burada bir tanesinin yükü artı Q ise diğerinin yükü eksi Q olmak durumunda. Hani yarı çaplar oranında bir paylaşım oluyordu diye anımsayacaksınız. Hayır o sürtünmeyle elektriklenmede değil. Nerede? Dokunmayla elektriklenmede. Dolayısıyla birinci ifadeye güle güle diyoruz öyle bir şey yok. Hemen ikiye bakalım. Yüklü MN küresel cisimleri iletken olup yarıçapları yine R ve 2R olarak verilmiş. MN cisimleri yalıtkan eldivenle tutulup birbirine dokundurulduğunda yarıçapları oranında yük fazlalığına sahip olurlar diyor. Mesela R ve 2R yine M ve N'nin yarıçapları. Bunları biz birbirine dokundurduğumuzda yarı çapları oranında yük fazlalığına her zaman sahip olmazlar tabii ki. Derken bir tane yan tarafta horozlanan kardeşimiz var söz meclisten dışarı Ve bana diyor ki Hocam biraz önce dediniz yarı çaplar oranında yük paylaşacak dokunmayla elektriklenmede Allah aşkına Kendinizle Çelişiyorsunuz Bazı noktalarda diyor Ama şunu hatırlayalım bakın burada küçük ufacık bir detay var o işte o detayı kaçırmamak gerekiyor Okey şimdi ortamda dokunmayla elektriklenme söz konusu ise Burada yarı çaplar oranında yük paylaşımı gerçekleşir. Güzel. Artı Q yükleniyorsa M, N'nin yükü de artı 2Q olmak durumunda. Süper. Bunu biliyoruz zaten. Ama bir şey var. Onu kaçırmamak lazım. Bakın dokundurduğunuz zaman peki sistem nötrleniyorsa ikisinin de yükü ne olacaktır? Sıfır. Yüksüz. Nötr olacaktır. Dolayısıyla bu noktada karşımızda bir soru işareti var. Lütfen bu noktalara dikkat. Hemen üçe bakalım. Temas halindeki yüksüz PR iletken küresel cisimlerinin yarıçapları yine R ve 2R olarak verilmiş. P cismine yüklü bir cisim yaklaştırılmış durumdayken PR birbirinden ayrılırsa cisimler eşit miktarda ve zıt işaretle yüklenirler diye ifade edilmiş. Bakın bunu değerlendirelim şimdi. İki tane cismimiz temas halinde bunların yarıçapları R ve 2R ve buradaki cisimlere P ve R cisimlerine yüklü bir cisim yaklaştırıyoruz. Diyelim ki pozitif yüklü bir cisim yaklaştırmış olalım. Bu pozitif yüklü cisim kendi yakın tarafa tabi neleri çekecek? E, eksi yükleri elektronları çekecek. Çekilen eksi yük kadar uzak uçta pozitif yük fazlalığı meydana gelecek. Ve siz bu haldeyken bunları birbirinden ayırırsanız bundaki yük miktarı, P'deki yük miktarı, R'dekini eşit miktarda ve zıt işaretli de dolayısıyla bunun bir artısı var ve sorumuzun doğru cevabı tabii ki C şıkkında.